Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesi için çok ciddi çatışmalar halen yaşanıyor. Ve bu çatışmalarda da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık ciddi bir ilerleyiş içerisinde. Bu savaşta teknolojik olarak hangi silahlar ön plana çıktı ve daha da önemlisi Azerbaycan ne kadar harcadı, Ermenistan'a ne kadar zarar verdi? Gelin bu videomuzda işin hem teknolojik boyutunu hem de mali boyutunu birlikte görelim. Son yıllardaki savaşlarda, özellikle de bölgesel çarpışmalarda insansız hava araçları gerçekten ana rolü kapmaya başladı. İşte en son Libya'da gördük. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'ler adeta çok büyük bir başarıya havadan imza atmalarını sağladı. Kıyı şeridine hapsolmuş Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Bayraktar TB2'lerin etkili vuruşlarıyla ve beklenmedik anda yaptığı baskınlarla birlikte hızla ilerlemeye başladı ve darbeci Hafter güçlerini oldukça sıkıştırdı. Hatta İHA'larla düzenlenen bir akınla bir hava üssü bile ele geçirildi. Birkaç ay evvel yaşanan bu olayın ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar gündeme geldi. Ermenistan yaptığı taciz atışları, ilerlemeye çalışmaları ve çeşitli nokta operasyonlarının ardından Azerbaycan bekledi ve özellikle de insansız hava aracı filolarıyla çok önemli bir operasyona imza attı. Azerbaycan'ın uzun yıllardır bu konudaki desteği İsrail'den alıyordu. Heron başta olmak üzere Hermes gibi farklı farklı İHA sistemleri Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeydi. Ama ellerinde silahlı insansız hava aracı yoktu. Bu eksiği de Türkiye'den kapattılar. Ve gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri ile son aylarda yoğun tatbikatlar bölgede yapılıyordu. Ve aslında bir bakıma Azerbaycan'ın büyük bir eksikliği gönderilen, ihraç edilen SİHA'larla sağlanmıştı. Şimdi yurt dışında işte Türkiye bunları satar satamaz, ne yapıyor, ne ediyor gibi gerçekten enteresan laflar ortaya atılıyor. Türkiye tüm gelişmiş ülkeler gibi ihraç ettiği bütün silahları Birleşmiş Milletler'e bildiriyor. Geçen yılı açtığınız, baktığınız zaman ki her yıl bu 1 Mayıs'ta yayınlanıyor. Burada Türkiye'nin hangi ülkeye ne kadar silah sattığını zaten açık açık görüyorsunuz. Bu konuda da açık eminim ki gelecek yıl Mayıs ayında bu yıl Azerbaycan'a yapılan silah ihracatında nelerin satıldığını da net bir şekilde göreceğiz. İHA'lar belirttiğim gibi nokta hedef belirtilmesinde sessiz uçuşlarıyla çok yüksekten uçup yerden havaya atılan hava savunma füzelerinin etki alanları dışında kalıp nokta vuruşlar gerçekleştirdi. Ve bu nokta vuruşlarla Azerbaycan'ın çok etkin bir şekilde ilerlemesini sağladı. Nokta vuruşlarla Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin çok ciddi kayıpları oldu. Bu ilerleyişle birlikte düşük riskli bu ilerleyişin arkasından Karadağ'da ilerleyiş başladı. Ve Dağlık Karabağ'da Azerbaycan çok ciddi anlamda toprak kazanımı sağladı. Savaşta dediğim gibi sadece İHA'lar bir rol oynamıyor. Bu İHA'ların iyi yönetilmesi, uygun ekipmana sahip olmaları, uygun mühimmatla uçmaları ve bir koordinasyon çok önemli. Azerbaycan özellikle bu İHA'ların rahat uçması için Ermenistan'ın elindeki hava savunma sistemlerini bastırmak için hem SİHA'ları kullandı hem de kamikaze drone olarak adlandırılan, çok alçaktan uçan, radara yakalanmayan, üzerinde farklı farklı mühimmatların bulunduğu Harop, Harpi gibi İsrail yapımı sistemleri de kullandı. Bu sistemlerin taşıdıkları boksör motorlar, işte 35 ila 50 beygirlik pervaneli bir motora sahipler. Biraz model uçağın hallicis diyelim. Burnunda ağır bir patlayıcı harp yükü taşıyorlar. Ve çok alçaktan uçtukları için de coğrafyada dağların, vadilerin aralarından geçerek radara yakalanmıyorlar. Ve bu hava savunma sistemlerinin radar izlerini izleyerek hedeflerini buluyorlar ve yok ediyorlar. Bu konuyla ilgili tabii Azerbaycan elindeki sistemleri yoğun olarak kullandı. Bazen baktık cepheye asker taşıyan bir otobüs de vuruldu. Hava savunma sistemleri de vuruldu. Veya tanklara da bu tür kamikaze drone sistemleriyle bir saldırı düzenlendi. İHA'ların
SİHA'ların kamikaze drone sistemlerinin yoğun olarak kullanılması bir taraftan teknolojik bir kullanım. Diğer taraftan belki özellikle kamikaze dronlar açısından baktığımız zaman maliyetler yüksek ama sonuçları sahada çok etkin olarak alındı. Bu arada farklı teknolojilerden biri de Azerbaycan'ın pilotsuz hale getirdiği eski nesil Antonov 2 uçaklarıydı. Çift kanatlı, çok yavaş uçan bu uçaklar pilotsuz hale getirilip bölgede Ermeni kuvvetlerin üzerine doğru yönlendi. Ve Ermenistan sanki hani bunu düşürülen Azerbaycan uçağıymış gibi çok basit, yavaş uçan bu hava araçlarını vurdu. Vurdu ama sistemin yeri belli oldu. Dakikalar içerisinde bölgeye gelen İHA'lar veya bölge yakınlarında uçan kamikaze dronlar bu hava savunma sistemlerini teker teker vurarak devre dışı bıraktı. Bu da kullanılan yeni teknolojilerden biriydi. Gelelim hava kuvvetlerine. Geçtiğimiz aylarda Ermeniler Rusya'dan Sukhoi Su-30 gibi çok yüksek yetenekli bir savaş uçağı teslim almıştı ama bu savaş uçakları aktif olarak bölgede uçtuğunu görmedik. Veya Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin MiG-29'ları var. Hava yer görevlerinde ağırlıklı olarak kullanılan Su-25'ler var. İki tarafında hava savunma sistemi çok aktif olduğu için bu savaş çok yoğun bir hava kuvvetleri savaşı olarak kayıtlara pek geçmedi. Pek fazla Ermeni uçağı Azerbaycan sınırına yaklaşamadı. Keza Azerbaycan'da daha kontrollü bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Aynı durum helikopterler için de söz konusuydu. Fakat bu dönem içerisinde şu anki son rakamlara yani çekim yaptığımız bu saatlere kadar Ermenistan Hava Kuvvetleri 4 adet Su-25 kaybetmişti. Su-25 yakın hava destek uçağı, Rus Sukhoi şirketinin tasarladığı bir uçak. Halen Rusya daha gelişmiş modellerini diyelim. Suriye başta olmak üzere uzun yıllardır da kendi hava kuvvetlerinde kullanıyor. Su-25'lerden ikisi muhtemel bir pilotaj hatasıyla ki Dağlık Karabağ adından da anlaşılan dağlık bir bölge. Ermeni pilotlarının çok iyi eğitimli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Pilotaj hatası işte bölgedeki yoğun bulut tabakası ve alçak bulut tabakası nedeniyle dağa çarparak iki uçak düştü. Bunu daha sonra 3 ve 4 numaralı uçakların ilerleyen günlerde Azerbaycan hava savunma sistemleri tarafından da vurulması izlendi. Bu yaşanan işte baştaki o iki uçak daha sonra 3 ve 4 numaralı uçakların düşürülmesinin arkasından Ermenistan hemen bu uçakları Türkiye'nin düşürdüğünü iddia etti. Türkiye gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Hatta uydu fotoğraflarında Gence'de 2 F-16 fotoğrafı dikkat çekmişti. Bunu da şöyle bir açıklamakta fayda var sizlere. Türkiye çeşitli işte mühimmat ihraç ediyor Azerbaycan'a ve hemen hemen her gün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakli uçakları bölgeye mühimmat götürüyor. Bazen ekipleri götürüyor. Bu konuda da Türkiye Azerbaycan'ın arkasında olduğunu zaten belirtmişti. Bu uçuşlar sırasında Türk C-130 veya A-400M tipi askeri nakli uçaklarına Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar eşlik ediyor. Acil bir durumda müdahale etmek üzere. Aynı şekilde Doğu Anadolu üzerinde Barış Kartalı uçağımız E-7T geniş radar kapsamıyla bölgeyi çok yakından tarıyor ve herhangi bir şekilde Ermenistan üzerinde bir hava hareketliliği var mı buna bakıyor. Bu tür mühimmatlar genellikle Gence'deki askeri üsse indiriliyor. F-16'lar da yakıt ikmali yaparak aynı şekilde dönüyor. Bir de bölgede yaklaşık 2 aydır devam eden tatbikatlar nedeniyle yoğun bir Türk Hava Kuvvetleri'nin trafiği olmuştu. Muhtemel bu çekilen fotoğraf ya bu ana denk gelmiş ya da o tatbikat için kalan uçakların görüntüleri. Zaten sizin elinizdeki mühimmatlar açısından NATO'ya hesap veriyorsunuz. Türkiye'ye NATO görevi içerisinde verilen mühimmatlar var. Türkiye bunun hesabını NATO'ya veriyor. Gidip de zaten burada herhangi bir şekilde Ermeni uçağını düşürüp de buraya fiili bir taraf olmak Türkiye'nin tabii ki tercihiydi. Zaten Azerbaycan gerekli cevabı Ermenistan'a sahada veriyor. Gelelim Ermenistan'ın yaptığı Scud füzeleriyle balistik füze saldırısına. Şimdi öncelikle Ermenistan bir savaş suçu işliyor. Savaş suçu nedir? Savaş ordular arası, askeriye arasında olur. Siz gidip de silahınızı sivillere, kentlere, hastanelere, din merkezlerine işte bu tarafta cami olur, öbür tarafta kilise olur, sinagog olur veya neyse. Buralara yönelttiğiniz zaman bu bir savaş suçu. Ermenistan sahada kazanamadığı başarıyı sivil hedefler vurarak mı kazanmaya elde ediyor bilmiyoruz. Çünkü burada hiçbir suçu olmayan masum siviller şehit oluyor. Hayatlarını kaybediyorlar, yaralanıyorlar. Bu gerçekten Ermenistan'ın yaptığı önemli bir savaş suçu. Peki bu balistik füze saldırısı engellenebilir mi?
Balistik füzeler teknoloji olarak çok da ileri değil, mobil fırlatma rampaları tarafından farklı farklı noktalara götürülüp atılabiliyor. Şimdi sonuçta Azerbaycan bu tür atışları çok yakından takip ediyor ama hepsini de tutup önleyemiyorsunuz. Radara bunun girmesi, takip edilmesi ve elinizde çok az bir zamanınız oluyor. Genellikle de balistik füzelerin vuruş olarak geniş bir alana düşme ihtimalleri yüksek. Öyle hani vurma cepleri çok dar bir alan değil. Nokta atışı yapamıyor. Şehirde bir yere hesaplıyor. Belki gidiyor 10 kilometre, 20 kilometre ötesine düşüyor. Bu tür füzelerin bertaraf edilmesi için antibalistik sistemler mevcut. Ancak bunlar çok az ülkede var. Örneğin İsrail. Bunların en tanınan örneklerinden biri de Demir Kubbe olarak adlandırılan Iron Dome sistemi. Demir Kubbe'de çok farklı füze sistemleri yer alıyor. Bu füze sistemleriyle daha balistik füze gelirken tespit edilmesi, atış yapılarak o füzenin yok edilmesi hesaplanıyor ama gerçekten çok iyi radar, iyi bir balistik füze teknolojisi gerektiren, antibalistik füze teknolojisi gerektiren çok ciddi bir yatırım bu. Ve bunu da koca bir ülkeye yaymak hiç kolay değil. Bu nedenden dolayı Azerbaycan'ın elinde bu konuda çok fazla bir seçenek yok açıkçası. Sonuçta da Ermenistan bir savaş suçu işliyor. Bakalım sonrasında uluslararası anlamda bunun cevabını nasıl verecekler? Ben de çok merak ediyorum. Gelelim videoda belirttiğimiz gibi işin maliyet boyutuna. Geçtiğimiz hafta bir rapor yayınlandı. Clash Report'un yayınladığı rapora göre sadece vurulan tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roket atar sistemi gibi 347 araç vurulmuş. Çok sayıda jip, kamyon vurulmuş. Ve işin ilginç kısmı da ki aralarında S-300 gibi iyi hava savunma sistemleri de var. 16 hava savunma sistemi de yok edilmiş. Bunları topladığımız zaman Ermeni tarafındaki kayıplar liste satış fiyatı açısından 1 milyar dolara ulaşıyor. Karşısında Azerbaycan ne harcadı? Azerbaycan'ın yaklaşık 50-60 milyon dolarlık bir harcaması var. İşte aldıkları insansız hava araçları var. İsrail'den satın aldıkları kamikaze dronlar var. İşte bunları topladığınız zaman 50-60 milyon dolarlık bir harcama yapıyor. Bu harcamayla yani 1 lira koyuyor karşılığında 20 liralık hasar var. 1'e 20 gibi muazzam bir olay. Sahada bir taraftan Azerbaycan zaferini ilan ederken, onları sıkıştırırken diğer tarafta da maddi anlamda çok ağır bir hasar veriyor. Bu kaybedilenlerle birlikte Ermenistan gerçekten çok ciddi bir silah yükünü kaybetmiş durumda. Yani ordusunun önemli bir kısmı gitmiş durumda. Sonrasında bu ne olacak? Hangi parayla gidip alacaklar? Rusya'dan mı alacaklar? Neler yaşanacak? Ben açıkçası bundan sonraki adımları da çok merak ediyorum. Savaşın gerçekten işte can kayıpları, yaralılar, bir olayın bir insani tarafı var. Savaşın sahada kazanılan zafer tarafı var. Bir de bu zafer ve kayıplarla birlikte ne kadar harcayıp karşı tarafa ne kadar zarar verdiğiniz konusu var. Bu açıdan da Azerbaycan'ın eli çok kuvvetli ki biraz önce de belirttiğim gibi bir koyup 20 liralık hasar yapmış karşıya ki bu da dehşet bir rakam. Bugünkü videomuzda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşın yeni teknolojilerine biraz da işin mali boyutuna bakmaya çalıştık. Hafta içi her gün yeni videolarımızda kanalımıza beraberiz. Katıl tuşuyla bizlere destek verebilirsiniz. Sorularınızı yorum olarak yazabileceğiniz gibi info@tolgozbek.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.